Reşon The Way kanalından merhaba arkadaşlar. Miracı merhaba diyecek misin? He? Biz bugün Mersin'in Aydıncık ilçesine yaklaşık bir 10 kilometre yakınlarında bulunan Gilindire mağarasına geldik. Burası dünyanın en güzel mağaralarından bir tanesi. Diğer isim Aynalı Göl diye de geçiyor. Gerçekten Türkiye'nin bilinmesi gereken, halen de değeri tam verilmemiş değerlerinden bir tanesi. Eminim ki bu videodan sonra burayı kesinlikle görmek isteyeceksiniz. Bizimle kalmaya devam edin. Kalsın abi. Şimdi yanımda annem var. Burası öyle bir mağara ki annem normalde böyle yürüyemez. Biraz yorulur. Ama bu 550 basamağa inmeyi ve çıkmayı göze aldı. Aldın mı yükselci? Evet. Bakalım beğenecek misiniz? Ailecek gelmeniz gereken yerlerden bir tanesi bu arada. Ha, çocukla kendinize güveniyorsanız gelin. Biz güveniyoruz. Kuala Lumpur'dan sonra ben yapabileceğimi düşündüm. O Batu Caves'teki mağaradan sonra. Burası da bir şey değildir diye düşündüm ama şu anda işte bizi bekleyen merdivenin girişi. Uzun yol bir yoldan geliyoruz demiştim. Aydıncık'tan sonra, yani Aydıncık Antalya arasındaki yoldan 3 kilometre içeriye doğru giriyorsunuz ve sonra böyle bir kötü yollardan bu bölgeye geliyorsunuz ve sizi böyle bir merdiven karşılıyor. Bu arada içeri giriş 10 TL arkadaşlar. Ucuz yani, bayağı iyi fiyatı. Bakın zaten inanılmaz güzel koylar var burada. İşte bu gördüğünüz çelikten ya da demirden yapılmış merdivenlerden 550 basamak aşağı doğru ineceğiz. Deniz seviyesinden 50 metre yukarıdaki mağaraya gitmek için. Bakalım bizi nasıl bir yol bekliyor. Evet, inmeye devam ediyoruz. Ama gerçekten harika bir manzara bize eşlik ediyor. Bakın görüyorsunuz karşıda. Dinlenmek için böyle ufak yollar yapmışlar. Para mı vermem gerekiyor içeri girmek için? Hı? Ne kadar vermem gerekiyor? 7 lira. 7 lira mı? Peki buyurun. Her yer mafya, her yer mafya. Herkese para verip giriyoruz ya. Nasıl oldu buralar böyle? Bay bay. Manzaranız da güzelmiş bu arada. Evet, çok para kazanan İran tipi. Dikine merdivenlerden sonra mağaranın iç kısmına geliyoruz. Artık buradan sonra bu 550 basamak devam ediyor. Ama bundan sonraki yol biraz daha mağara içi olduğu için hani daha güzel zaman geçirebilirsiniz bu yol boyunca. Işıklandırmayı şimdilik güzel yapmışlar. Vallahi heyecanla göreceğimiz şeyi bekliyoruz. Şimdi mağaranın ana galeri bölümüne gitmeden önce sarkıt ve dikitlerle kaplı yollar sizi böyle karşılıyor. Bakın ha, gerçekten Mersin'deki Aston mağarasını biraz andırıyor burası. İçerideki hava yaklaşık, yani bu kısım değil ama asıl bölge 22 derece civarında. Şimdilik hava halen sıcak ve çok yüksek bir nem oranı var. O yüzden yanınıza mutlaka içecek sularınızı alın. Daha doğrusu içeceklerinizi alın. Şimdi bu bölgenin ismi Aydıncık. Eskiden tarihteki ismi Kelenderis diye geçiyor. Aslında burada 1987 yılından itibaren kazı çalışmaları başlamış. Yani burada bu Kelenderis uygarlığından kalma bütün eserler bakılıyormuş ama 1999 yılında bu mağara keşfedilmiş. Burası 570 milyon yıllık bir mağara arkadaşlar. Yani şu ana kadar o şekilde bulunmuş. Yani şu an bakın, gerçekten ben bu kadar büyük, sarkıtlı, dikitli, devasa bir mağarayı ilk defa görüyorum. Dediğim gibi işte bu 1999 yılında bulunduktan sonra buraya iki şekilde ulaşım sağlanıyordu. Daha doğrusu o zamanlar denizin içerisinden ulaşım sağlanıyordu ve hemen denizden gelirseniz mağaradan, aşağıdaki işte bu gölün olduğu mağaradan giriş yapabiliyorsunuz ama sonra yukarıdaki giriş bulunmuş ve oraya da işte kurumlar çalışmalar yaparak merdivenleri yapmışlar. Şimdi bu sayede bu 550 metre uzunluğundaki mağaraya giriş yapabiliyorsunuz. Aşağıdaki gölü tekrar anlatacağım. Orası da 47 metre derinliğinde. Oh. Şu anda hava gitgide esiyor. Yani daha doğrusu serinliyor. Sarkıt ve Dikitler arasında yolumuza devam ediyoruz ve şu anda aşağıda gördüğünüz, bakın şu anda seçemiyorsunuz muhtemelen ama şu karşıda gördüğünüz yer arkadaşlar göl. O kadar ki su hiçbir şekilde oynamıyor. Hiçbir şekilde dalga yok. Gel git yok. Hiçbir şey olmadığı için şu anda aşağısı işte ayna dedikleri yer burası. Bakın şu gördüğünüz karartı yer
buranın ismini veren Aynalı Göl. Baba aynadan çok korkuyor. Evet, Miray içeri girdiğinden beri korkuyor arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde poz vermek, konuşmak istemedi. Miray, neden korktun bu mağarada? Evet, Miran'ın ilk defa korktuğunu görüyorum bir yerden. Normalden her şeyden korkan çocuk ama en azından mekanlardan korkmazdı, böyle maymunlar, şunlar bunlar hepsini severdi ama şu mağaradan korktu yani. Bu mağaranın nesinden korktun Mira? Ha? Evet, yani gördüğünüz gibi muhteşem mekandan yolumuza devam ediyoruz değil mi Miracığım? Muhteşem değil mi? Neden? Neden değil muhteşem? Korkma korkma, bir şey olmaz. Şimdi birazdan aşağı inince de burayı biraz daha size derin detaylı anlatacağım. Anlatayım mı Miracığım? Tamam. Merdivenler devam ediyor ama artık göle çok yaklaştık. Bakın o yukarıdan da görülen, aslında ne oldu anlaşılmayan yer, buradaki Aynalı Göl dedikleri yer. İşte birazdan son yaptıkları terasta bu gölü inceleyeceğiz, bu gölü izleyeceğiz. Aşağı inmeden önce size biraz gölün bazı özelliklerini anlatayım, yani fizyolojik özelliklerini anlatayım. Burası 250 metre denizden daha içeride, yani mağaradaki gölle deniz arasında bir 250 metrelik bir mesafe var. Bakın görüyorsunuz şu karşıdaki kısım. Onun dışında ilk 15 metresi bunun tatlı su, sonraki kısım acı su. Aslında deniz aynı seviyede ama yer yer 47 metre derinliğe kadar da ulaşabiliyor. Burası denizdeki seviyeye göre oldukça derin bir nokta. O yüzden geçen sene işte burası dalış için seçilmiş bir noktaydı. Onun dışında anlatacaklarım bu kadar fizyolojik özellikle ilgili. Biraz da diğer özelliklerine bakalım. Evet anladık. Ben gördüm, su var. Hiç kıpırdamıyor. Hiç dalga yok mu? Hayır. Buranın ismi Aynalı Göl Mira. Aynalı Göl burası. Seni suya atayım mı? Tamam. Evet, Mira'nın dediği gibi arkadaşlar işte meşhur Aynalı Göl burası. Bakın bilmiyorum şu anda ne kadar çok görebiliyorsunuz ekranda ama karşıda gördüğünüz bu su tabakası kesinlikle bir... Böyle hiçbir titreşim yok, hiçbir şekilde oynamıyor. Buraya hiçbir şekilde gel git yok. Efendim babacığım, dur şimdi ben burayı biraz anlatayım. Şimdi buraya birkaç sene önce Şayka Öncümen, yani milli dalışçımız, Survivor'dan tanıyorsunuz kendisini. Buraya geldi ve burada Çukurova Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle burada bir dalış gerçekleştirdi. İşte tüpsüz dalış rekorları biliyorsunuz kırıyor sürekli. O da burada yaptı, buranın biraz daha prestiji için. Tam olarak hani şu anda hatırlamıyorum ama burası 47 metre derinliğinde en derin noktası. Ama benim bildiğim biraz daha denize yakın bir yerde, 100 metre yakın bir yerden dalış yapmıştı. Yani herhalde dalış yapılacak en anlamlı yerlerden bir tanesi de burası diye düşünüyorum. Şimdi biraz da şöyle anlatalım burayı. Şimdi geldikten sonra şu gördüğünüz merdivenlerden geliyorsunuz. Bu merdivenle indikten sonra işte böyle bir terasa geliyorsunuz. Bu terasta dinlenebiliyorsunuz, fotoğraflarınızı çekebiliyorsunuz ve gelebileceğiniz son nokta da burası zaten. Arka tarafta işte göl manzarası var. Yukarıda dikitler ve sarkıtlar her yerde var, devam ediyor. Son olarak ben biraz da burayı anlatayım. Burası işte Neolitik çağdan beri kalan 570 milyon yıllık bir geçmişi olan bir mağara. 99 yılında dediğim gibi keşfedilmişti yani bölgedeki çiftçiler tarafından. Sonrasında tabii burası tarihte sürekli yayladan gelen insanların yayladan getirdikleri ürünleri yazın sıcağından korumak için koydukları mağaralardan bir tanesiymiş burası da. Onun dışında çeşitli işte liman görevi var, küçük liman görevi var. Buranın girişindeki mağaraya işte koyuyorlarmış bazı küçük küçük gemilerini falan. Yani bu tarz bir yer. İnşallah bir günde diğer taraftan suyun içerisinden buraya gelme şansımız olur. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar burası ile ilgili. Şimdi sizi son bir kez şu muhteşem görüntüyle baş başa bırakıyorum. Şimdi babam Sedat'la birlikte, Sedat Taman'la birlikte kapanış yapacağım. Sen baba bırak, ne düşünüyorsun? Burası harika bir yer. Gelmenizi beklerim. Harika, harika, çok güzel. Gelin, gelin. Evet, şu küçük gezgin de. Gelin gelsinler mi? Herkes gelsin mi? Sen artık korkmuyorsun herhalde. Evet, bizimle kalmaya devam edin. Evet. Bugün çok güzel koyları göstermeye devam evet. edeceğim. Evet, aynı.
burada aynen. Korkmayın isterseniz. Korkmayın değil mi burada? Şimdi dönüş yolunda şunu da söylemek istiyorum. Gerçekten Mersin eşsiz mekanlara ev sahipliği yapan bir şehir. Sadece şöyle bir gözümü kapatıp düşündüğüm zaman cennet, cehennem, Aslan Mağarası, Kız Kalesi, onun dışında işte bu Klikyalıların bütün eserleri, Ayaş'taki amfiteyatro, ya zaten bu yol boyunca hepsini görüyorsunuz. Uzunca Burç, Silifke Kalesi, Göksu Irmağı, içindeki işte benim şu anda ismini hatırlamadığım bir 5-10 tane yakında kanyon var, eşsiz kanyonlar var. Gezendere'di galiba bunlardan bir tanesi de. Kisecik var. Yani gerçekten çok güzel mekanlar var. Ama Mersin nedense, ben 20-25 senedir Mersin'e gidip geliyorum. Yeterince değer görmeyen bir şehir. Yani doğudaki Diyarbakır gibi aslında biraz da. Buradaki doğal güzellikler artık ön plana çıkarılması lazım. İşte bu geldiğimiz Gilindire Mağarası da bunlardan bir tanesi. Benim herhalde hayatımda gördüğüm en güzel mağaraydı. Yani açık ara söyleyeyim. Hani Asya'da birçok mağarayı gördük. Tabii şu Vietnam'da efsane mağaralar var, onları görmedik ama benim şu ana kadar gördüğüm en güzel yerdi. Bu kadar büyük, bu kadar farklı, ilginç bir konsepte sahip olması gerçekten çok güzeldi. Sadece tek kötü yanı, çok yoruyor. Gerçekten çok yoruyor. Şimdilik bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizimle kalmaya devam edin. Yeni rotalarda da görüşmek üzere.